Gastronometro Vedat Şef'imle beraberiz. Evet. Vedat Bey, beraber bugün ne yapıyoruz? Evet, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında geçen senenin yarışmanın bir devamı olacak bu. Biraz daha farklı. Bu sefer şimdi pastanede bütün engelli arkadaşlar. Onlar pastane workshop eğitimi yapacaklar. Cupcake eğitimi aslında bu. El becerilerini geliştirecek. Biraz onları biraz daha hani yemek yapmaya biraz daha heyecanlı bir hale getireceğiz. Daha sonra 14 ekibi bizim sıcak eğitim mutfağına alacağız. Orada bir grupla haline bir öğrenci, bir engelli ve aralarında koç şefler olduğu bir yarışma planladık. Bu yarışmada herkes onlara verilen tepside çıkan etten, sebzeden ikişer tane yemek yapacaklar. Gökay Çakaroğlu. Evet. Ben de bu sosyal sorumluluk projesine zevkle katılanlardanım. Namık abiyi tanıdığım günden beri onun amaç ve hedefini bildiğim için bu konuda ona naçizane çok az bile yardımımız olsa ben kendi adıma çok mutlu olacağım. Heyecan var mı? Tabii ki ben de gene çok heyecanlıyım. İnanın çünkü çok güzel bir sosyal sorumluluk. Bu sorumluluğun içinde dediğim gibi naçizane küçücük bile bir yardım varsa çok mutlu olacağım. Teşekkürler. Ben sağ teşekkür ederim. Ben Muharrem Afacan. Muharrem Bey. Bakırköy Sen'ten katılıyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü organizasyona geçen yıl katılamadık. Bu yıl katılıyoruz. Yani çok heyecanlıyım ben de. Evet. Biz de aynı heyecanlı şekilde. Heyecanlı yenmek üzereyim. Çok güzel. Ünsal Şef'im ben varım dedi. Titanik evet. Ben varım dedi. Evet. Bugün engelli kardeşlerimizle beraber olmanız için nasıl bir kendinize hazırladınız? Valla çok ciddi hazırladık. Çok güzel bir yarışma olacak. Çok güzel. İnşallah süper. Arkadaşlarımıza ne kadar yardımcı olabiliyorsak bizim için o kadar gurur verici olur. Teşekkürler. Sağ olun. Forces Otel'den katılıyorum Bosporus'tan. İsmim Paşa Dağılır. Namık Bey bu arada size çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için. Bu organizasyon olduğum için de çok mutluyum bu arada. Bu arada arkadaşlarımızdan gelen bütün desteği sağlayacağız. Geçen sene de Forces'in ben varım dedi. Evet. Biz yalnız bırakmadılar. Evet. Bu sene de ben varım dediniz. Evet. Ekip olarak buradasınız. Çok güçlü bir ekipten buradasınız. Evet, evet. Engelliyle daha önce bir yemek falan bir şey yaptık mı? Yok, var ilk mı? Defa. İlk defa yapıyorsun. Burada, olmaktan çok mutluyuz. Hı hı. İnşallah bunun daha devamı gelir. Yemek yapmasını biliyorsun değil mi? Tamam, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Merhaba, ben Mehmet Can Yeşil. Bu Namık Bey'in sunduğu sosyal sorumluluk projesinde bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Engelli arkadaşlarımızla beraber yemekler yapmak, şey yapmak gerçekten çok mutluluk duyacağız bunun için. Kendisine de teşekkür ediyoruz şimdiden. Süpersin. Var mı heyecan? Heyecan tabii var. Engelli tabii. Kardeşimizle beraber bir üniversite öğrencisi yanında olacak. Evet. Arkadaşlarımızı yönlendireceksin. Evet. Netice bir hazırlığımız var. Bir hazırlığımız var. Ondan beraber de kendiniz karar veriyorsunuz ne yemek çıkacak. Evet, ne yemek çıkacağını ona göre inşallah kazanırsınız diyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Bol şans. Merhaba, ben Veysel Eren. Rönesans Bosphorus Otel Su Şefiyim. Böyle bir organizasyonu planladığınız ve başına olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz de böyle bir organizasyonda olduğumuz için çok mutluyuz. Elimizden geldiğince destek vereceğiz. Biz geçen sizleri ziyarete gelmiştim. Orada şefimizle beraber çalışma fırsatı oldu. Ben varım dedi. Evet. Ve biz, burada ekip olarak da buradasınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Evet, şefimiz Arif Usta'da burada. Rönesans Otel olarak da buradayız. Polat Otel şirket olarak da buradayız. Sizin her zaman yanınızdayız. Süpersiniz. Şimdi engelli kardeşlerimizden yapacağınız yemekte gözünde canlandırdığın bir şey var mı? Yok, ben malzeme aldığım zaman zaten o anda vereceksin. Evet. Tamam, iki tane engelli grubum var. Oradaki arkadaşlarımla beraber. Mutlaka güzel bir şey çıkacağına eminim. Teşekkür ederim. Burada olduğunuz için. Sağ olun. Özlem Ata ben. Forces'ten geliyorum. Forces'te ne yapıyorsun? Hangi bölümde geliyorsun? Banket mutfaktayım. Komiyim. Komiyorsun. İki yıldır oradayım. Çok güzel. Heyecan var mı? Heyecan hat safhada. Hat safhada. Hat safhada. Süper. Ve aranızda yemek yapmasını bilmeyenler de var gelmiş. Bilmiyorum diyerekten. Bakalım belki onu şey yaparız. Gömeriz burada. Öğretiriz. Öğretiriz değil mi? Öğretiriz. Süpersin. Çak. Süper. Ali Can Dadaylı. Ben de Forces Bosporus'tan geliyorum. Geçen sene de bu organizasyonun içerisindeyim. Ve bu yılda burada olmaktan itirenin son derece mutluyum. Namık Bey de pazar günü zannedersem otelimizdeydi. Evet. Sizden çok büyük ilham alıyoruz. Çok teşekkür ederiz size böyle bir organizasyonu öncelik ettiğiniz için. Sağ olun. Ben bunu yaparken de Ercan Şef'in beni koskoca İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ekip olarak da geçen de beraberdik.
Şimdi geçen seneden bu zamana kadar geçen zaman esnasında ne tür bir duygularla kalmıyor? Ya biz otelde geçen sene bu organizasyon olduktan sonra bunu tüm mutfak toplantısında anlattık. Herkes çok büyük mutluluk duydu böyle bir organizasyonun içerisinde olmamızdan dolayı. Ve bu yıl 5 kişi geldik biz otelden. Herkes gelmek istedi aslında. Ama kendi içimizden sadece 5 kişiyi seçebildik. Yani fırsatımız olsa tüm otel buraya gelmek istiyor. Sizin yanınızda olmak için. Bir dahaki sefere biz o zaman sizin oteline gelir. Orada çalışmalı, öyle yaparız. İnşallah. Süpersin, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Ergin Kaya ben. Ergin mi? Four Seasons Otel Beşiktaş'tan geliyorum. Four Seasons ekip dediğim gibi sağlam geldik bugün. Evet. Engelli kardeşlerimizden beraber hiçbir bağlantınız oldu mu? Var mı bir ailede, çevrede? Benim eşim zihinsel engeller öğretmeni, özel eğitim öğretmeni. Evet. Oradan doğru bir bağlantım var. O yüzden de koşa koşa geldik. Bir organizasyon deyince. Hani bu tarz eğitimler olduktan sonra engelli şeyi başarabileceğini ispatlamak için kesinlikle bir çalışma yapıyoruz. Kesinlikle. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Yani biz eğitim eksiğimizi dile getirmek istediğim kesinlikle için. Kesinlikle çok yerinde ve doğru, güzel gidiyor bence. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Aramızda olduğunuzdan dolayı size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Ben Murat. Four Seasons'da Aquana'nın su şefiyim. Arkadaşlarla birlikte bugün buradayız. Sizlerle birlikte olmak için. Hayat dolu kıpır kıpır bir ekipten geldiniz. Evet. Kısmen geçen sene burada olanlar vardı. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Evet. Büyük bir heyecanımız var. Engelli kardeşlerimizin eğitim aldıktan sonra sizin otelde böyle engelli personeli var mı? Evet var. Yani mutfakta şu anda yok. Mutfakta tabii bu anlamda özellikle iş güvenliği açısından daha sıkıntılı bir yer ama otelin farklı alanlarında engelli arkadaşlarımız var. Demek engelli insanın eğitim aldıktan sonra ben varım diyen otelimiz engelli personeli çalıştırıyor ve tabii onu ki yapan istisna bir durum. Maalesef çok az yaşıyoruz bunu. Sizi kutlarım, tebrik ederim. Yönetmenine buradan çok çok selamlar. Engelli insanın eğitim aldıktan sonra başarılamayacağı aslında hiçbir iş yoktur. Bugün beraberiz. İyi ki varsınız. Hep beraberiz. Süpersin. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Sağ olun. Aylin Kılınç Ersan ben, tiyatro oyuncusuyum. Birçok reklam filminde, dizilerde yer alıyorum çeşitli zamanlarda. Bakırköy Sanatçılar Derneği'nin bir üyesiyim. Orada eğitim aldım. Orada uzun yıllar profesyonel sahneye çıktım. Organizasyondan dolayı gerçekten yüreğinizi koyduğunuz için, arka planında hep bütün emeğinizi koyduğunuz için sizi son derece yürekten kutluyorum. Çok çok faydalı, çok yararlı, çok güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Ben engelli insanların toplumunda ben varım direkten yanımızda olduğunuzdan dolayı telefonla görüştüğümüzde ilk söylediğiniz şeylerin beni dinledikten sonra projeyi dinledik. Evet. Mutlaka ben yanında olacağım dediniz ve hoş geldiniz diyorum. Şimdi bizim hoş burada bulduk. Mesaj olarak da topluma vereceğimizde engelli eğitim aldıktan sonra birçok şey yapabilir. Evet. Halktan da güzel bir destek var. Ama lütfen bunun arkasında ciddi anlamda eğitim olsun. Toplum seni kuracak diyor. İyi ki varsınız diyorum. Hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir onur benim için. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dışarı çıkmak, yürümek, kitap okumak, yemek yapmak. Milyonlarca insan yapabiliyor bunları. Ama milyonlarcası da yapamıyor. Kimi bir kaza sonucu engelli oluyor, kimi doğuştan. Bizi engelli olarak görmeyin. Biz toplumun bir parçasıyız. Biz de sizin yaşadığınız aynı duyguları biz de yaşıyoruz. Maalesef bu eşitlik yakalayamıyoruz. Çok dışlanıyoruz. Ön yargı var. Tahmin edilenin aksine hayatın içinde olmaları çok da zor değil aslında. İşte 14 engelli. Yanlarında da onlara destek için birer lise öğrencisi. Birlikte mutfağa girdiler, yemek yaptılar. Normalde yemek yapar? Evet. Ne yaparsın? Bilmem, çorba yaparım, pilav yaparım, tavuklu et yaparım. Her şeyi yaparım. Ne yapacaksın? Karar verdin mi? Sebzeli tavuk fırında. Normalde evdeyim. Okula gidiyor musun? Yok, gitmiyorum. Liseyi bitirdim. Diren, Münevver, Gamze. Engelleri farklı hepsinin. Ama evlerinden başka bir yerde yeni tanıştıkları insanlarla yemek yaparken yüzlerindeki ifade aynı. Çok iyi. Sosyalleşme imkanı oluyor. Daha iyi. Kaynaşıyor insan toplum içinde. Et, et pişireceğiz. Evet. Sever misin et? Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Evet. Yapar mısın evde yemek? Evde yemek yatıyorum. Yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Hangi yemek? Pilav. Çorba. Bir de meyeme. Bugün iddialı mısın? Birinci olacak mısın? İnşallah olacağım. Adı yemek yarışması da olsa kazananı yok aslında. Hepsi birinci.
Yeşim Tombaz, sinemacıyım. Sinema yönetmeni ve yazarıyım. Toplumsal meselelerde ben özellikle zaten sinemaya da yansıtılan ve sinemadan aldığımız enerjiyi de çok kıymetli buluyorum. Dolayısıyla böyle bir ortamda olmak hakikaten benim için çok önemli. Bu buluşmayı sağlamak, anlamaya yönelik olarak bu noktada olmak gerçekten kıymetli benim için. Teşekkür ederim. Sizin topluma böyle vermek istediğiniz mesaj ne olabilir? Yani ben tüm sanat dallarının halktan kopuk olmasını ve halkla birlikte olmamasını asla kabul etmiyorum zaten. Böyle bir şey yok ve birlikte iç içe bulunduğumuz noktada ancak bir yere ulaştırabiliriz ve doğru yansıtabiliriz sanat eserlerini. Bu yüzden tüm eserlerde bunu görmeye ve tüm eserlerde bu noktaya ulaşmaya çalışıyorum. Sinemacıların ya da diğer sanatçıların böyle toplumsal meselelerden uzak kalması ve bunlarla birlikte bir şeyler üretmeye çalışmaması hakikaten yanlış tabii. Böyle bir şeye yönlendirmemek. Cem Alkan, Anadolu Yakası Lyons Dernekleri Federasyon Başkanıyım. Lyons, benimle beraber geçen hafta beraberdi. Bu hafta yine beraberiz. Ethem Bey, şimdi gördüğünüz ortamda insanları görüyorsunuz, yaptığımız çalışmayı görüyorsunuz. Düşüncelerinizi alayım. Vallahi çok güzel bir yoldan çıktık. Bir kere sizle ilk çalışmamızda gözlerimizi kapadınız. Biz bir arkadaşların yerine geldik. Görmeden pırasaları, mantarları doğramaya başladık. Bu arkadaşların çektiği zorluğu gördük. Hı hı. Bu tabii çok önemli bir şey. Yani bu farkındalık üzerine çalışmanız, buna dikkat çekmeniz önemli. Ama daha da önemlisi bu arkadaşlarımızın hayatta ayakta kalabilmeleri için meslek edinmeleri, para kazanmaları lazım. Evet. İşte sizin bu çalışmalarınız bu arkadaşları o yöne yönlendiriyor. O bakımdan da çok önemli. Sizi kutluyorum. Teşekkürler. Sizle çalışmak bizim için de büyük bir zevk oluyor tabii. İyi ki bizden berabersiniz. Jüri demişsiniz. Jüri başkanı olarak bugün görev yapacaksınız. Teşekkür ederim. Zor bir görev aldık. Öyleymiş. Ben Maximilian'dayım, yani Alman'dayım. Yani yaklaşık 25 sene şu anda Türkiye'de yaşıyorum. Aynı zamanda Türkiye'de çalışıyorum. Horeca sektörünün içinden çok bir geçiş var daha doğrusu Türkiye'de. Daha çok gençlerin destek etmesi için ve aslında yeni imkanları açması içerisinde uğraştığım için ve Türk mutfaklarını çok seviyorum yani bir şekilde. Artık yaş 50 oldu bu ayda ve bu konuda içindenin yani inşallah ileriye zamanın içerisinde hep birlikte içerisinde daha sosyal ve daha yani önemli projeleri bir aday olarak atabiliriz yani. Soğanı veriyorum, mantarı alıyorum. Efendim, tamam. Zor mu biraz mikrofon uzatıyorum şahsı Yeren Türk'ten onu söyleyeyim. Evet, tüm Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi. Namık Bey'in davet üzerine bu etkinliğe katıldım ve çok gönülden de katılıyorum. Şimdi biz duyuyoruz, efendimizi görüyoruz engellerimizi ama ne yaşadıklarını yaşamıyoruz. Tabii bunu ne yaşadıklarını yaşamak adına da böyle bir etkinliğe katıldım. Arkadaşlar, zor mu böyle kesmek? Vallahi şöyle diyeyim, muhakkak zordur ama ben hem konuşayım hem işim yapayım bu arada. Aman dikkat edin. Ben mutfağı sevdiğim için biraz galiba alışığım ben bu işe. Biraz beceriyorum ama tabii ki bu işin sadece doğrama kısmı, tabii pişirme kısmı var. Efendim bunları hazırlama kısmı var. Oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Böyle daha iyi anlıyoruz değil mi onları? Kesinlikle. Yani dedim ya bu hayatı yaşayanlar, onları biz sadece görüyoruz ve duyuyoruz. Yaşamak başka bir şey. Doğru. Tabii ben başlayayım. Et sote yaptık kremalı şekilde. Tereyağı da kullandık. Önce bir sonra iki çekeceğiz. Ya çok önemli bir konusu burada paylaşmak istiyorum. Gastrometri üzerinden aslında biz burada bazı sosyal etkinlikleri içerisinde aslında özellik örnek gibi engellere içerisinde destek vermek istiyoruz. Engellere tarafının içerisinde aslında çok büyük bir yetenek var. Bu konuda orada bir iki dakika olarak paylaşmak istiyorum. Ben çünkü bu konusunda için farklı ülkelere, farklı örneklere tarafında içerisinde aslında gördük ilgili ve aynı zamanda mutfak tarafında içerisinde ve ürün geliştirmesi içerisinde onların karşı tarafında içinde çok büyük bir yetenek var. Bazı görmeyen olanların içerisinde
sütünün burun tarafında içerisinde aromanın analizi etmesi içindenin ve karşı tarafında bizi asma tavsiye edebilecek içindenin hangi aromalara ilave edebiliriz ve hangi baharatları